Arkadaşlar merhaba. Bugün üzerinde konuşmak istediğim konu rüyalar ve düşüncelerimiz. Bu konular üzerine konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, e, bugüne kadar okuduğum, deneyimlediklerim, bildiğim kaynaklar, işte filmler vesaire daha çok inception ağırlıklı e, bu konularla ilgili neler düşünüyorum ve neler biliyorum ve sonunda başka bir yere bağlayacağım. Düşünce, düşünceyi sistematik olarak zihnimize yerleştirmek konuları. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradan başlayayım. İdealar evreni, evreni diye bir şey var değil mi? Ya da rüyalar alemi diyelim ve üç boyutlu dünya. Şimdi Inception'da burada olan bir şey bir süre sonra üç boyuta geliyor. Değil mi? Arada bir süre var. Ve hatta üç katmanlı. Üçüncü katmandan da bahsedeceğim birazdan. Kendi düşüncem. Ee, şimdi. Burada oluyor. Bir süre geçiyor. Rüyalarda oluyor. E, günüm şeye geliyor. Üç boyuta. Şimdi arkadaşlar burada bu konuyla ilgili aslında normalde eğer biraz şey yaparsanız normalde e, bu bilimsel değil. Hani nasıl diyeyim? Halk arasında bir... Olabilir, olmayabilir varyasyonları var. Hani mesela bizim kültürümüzde de vardır ya. Şunu gördüm. İşte şöyle bir şeye işaret ediyor gibi. Rüya yorumu vesaire. Gerçi Freudian... Mesela Freud'un da rüya yorumları kitabı var. Orada Freud daha çok kişinin e, imgeler gibi. Yani mesela rüyanda kırmızı bir elma görüyorsun. Freud diyor ki... <laughs> İşte nasıl diyeyim. Freud daha çok, ben rüyaların o yorumu kitabına baktım. Daha çok cinsellik ve hani şiddet temaları üzerine duruyor. Mesela ne bileyim işte, ne bileyim bir şeye işaret eder diyor. Gibi. O yüzden biraz Freud'da şey yapıyorlar. Neyse. Şimdi. Mantık. Ee, ne? Ya da rüya yorum mantığında. Rüyalarda gördük. Buraya geldi. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'de olan bir kavramdan bahsedeceğim. Inception ve şeyden. Kur'an-ı Kerim'de e, Yusuf peygamberin eee zindandayken şimdi hapse düşüyor. Orada birkaç kişinin rüyasını yorumluyor. Ona diyor rüyaları yorumlama bilgisini verdik diyor, değil mi? Dekod etme. Şimdi adamın biri geliyor işte ben diyor rüyamda bir karga gördüm. <laughs> karga kafamı kafamın üstünde bir ekmek vardı yiyordu. Şimdi bakın aynı freudyen bir şey gibi karga orada başka bir şey, ekmek başka bir şey. Ama onları dekod ediyor. Diyor ki ve rüyalarda hani imgelerin farklı oluşu. Öyle değil mi? Yani elma elma değil. Oradaki karga başka bir şey ya da bilmem ne başka bir şey gibi. Ama benim burada üzerinde durmak istediğim ayın onunda diyelim ki rüyasını anlatıyor Yusuf peygambere. Yusuf peygamber Diyor ki idam edileceksin. Ayın belki 20'sinde oluşacak bir şey. Yani önce rüyalar alemi sonra orası gibi. Ee, yani üç vakte kadar gibi. İnsepşim vari bir yapıdan bahsediyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biraz da bu idealar evrenin muhabbeti var ya. Hani siz şu anda mesela elimin gölgesini görüyorsunuz değil mi? Hani oradaki o mağara alegorisinde ne var? <laughs> ...gerçekliğin sadece yansımasını görmek gibi. Anlatabiliyor muyum? Ee, aslında gerçek... ...benim elim... ...ama aslında yansımayı sadece gören... ...orayı gerçek zannedebilir. Ama gerçek ışık elime yansıyor. Şimdi ışık düşünce gibi... ...elim... ...rüyalar alemi gibi... ...dünyada şey gibi... ...bu üçü bir gibi aslında. Yani düşünce biraz şimdi birazdan düşünce mevzularına geleceğim şimdi şöyle bir şey e, bunların üçünün bir bütün olması gibi e, burada arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum bir şey rüyada oluyor günümüze geliyor şimdi üç boyuta geliyor şimdi Peki üçüncü boy daha derin katman ne o da düşünce olmuş oluyor düşünce ne demek şu şimdi bir şeyin Önce düşünce değişiyor bizde, kişide. Gene Inception filmini hatırlayın. Hani bir virüs gibi de olabilir bir düşünce ya da karısının bir düşüncesini değiştirmeye çalışıyor. Düşüncenin değişimi çok önemli. Çünkü düşünce değişince rüyalar değişmeye başlıyor. Rüyalar değişiyor, sonra buraya yansıması oluyor. Düşünce rüyalar alemin, sonra buraya yansıması gibi. Işık, elim, gölge gibi. O yüzden bu dünya yansıma bir dünya gibi. Başka bir yerin yansıması gibi. Bu arada bir parantez açacağım. Bir gün <laughs> Antalya'da bir arkadaşımla e, falezlerde kafamız böyle baya güzel tamam mı? E, bir şeyler konuşuyorduk falan böyle. işte denizi yakamozları bilmem neleri falan izliyoruz. E, o da baya böyle dedi ki bana neyse başını hızlı anlatayım. Aga dedi, inception gerçek dedi tamam mı? Bunlar, biz dedi, bu biraz böyle, ben hani şey dedim, böyle oğlum siz neler içiyorsunuz böyle filan gibisinden. <laughs> e, şu anlamda söylüyorum. Arkadaşlarla dedi, başka bir rüya evreninde şey yaptık filan. Ben şimdi bundan yaklaşık 10 sene, kaç yaşındayım lan ben? 10-12 sene önce şamanizmle filan da ilgilenmiştim tamam mı? 10 sene, 11 sene filan öncesinde böyle bir süre. Mesela şimdi orada arkadaşlar şeyler vardır ya böyle değişik şamanist içecekler ayinlerde filan. Ayahuska çayları bilmem neler ona benzer şeyler vardır. Ve böyle biraz nasıl diyeyim e, araştırınca bu konuda bayağı bir şeyler deneyimledim. Ama bir şaman olmadan da bu işlerin sakat olduğunu anlayınca bıraktım. Çok da ötelere gidemedim. E, yani kendin başka bir alem gibi bir ortamda yani ya da rüya gibi bir şeyde trans filan dedikleri muhabbet var. Yani hani sen bir şaman ailinde ya da bir Afrika'da orada burada adamları görüyor ya böyle adam hani böyle han ya, ya falan yapıyor ya da beraber bir şey onlar bir şey içiyorlar. Başka bir evrende buluşuyorlar ya da bir transın içindeler gibi. Hani onlar öyle aslında hikaye değil. Tamam mı? Hani adamlar da mal değil. Eee bu konuyu kapatıyorum. Şimdi ideal evreni ya da rüyalar alemi üç boyut burası çok fantastik gibi oluyor ama idare edin tamam Bunlar benim düşüncelerim şey falan değil, bilimsel falan değil. Ve düşünceler. Ee, düşüncenin önemi. Şimdi düşünceyi değiştirdiğimiz zaman burası değişiyor, burası değiştiği zaman burası değişiyor. Şimdi <laughs> Mevlana'nın bir tane sözü var ya e, sen düşünceden ibaretsin gibi. Burada aslında düşünce benim o Inception filmindeki gibi zihne giren bir düşünceden bahsediyorum. Kalbiyle kişinin aslında uyum içinde içine sirayet etmiş düşünce. öyle Tırışkadan bir düşünceden bahsetmiyorum. Gerçekten içselleştirilmiş bir düşünceden bahsediyorum. Şimdi kişi düşünceden ibaret olmuş oluyor o zaman. Ya da benim dediğim versiyonu bir tık daha kalbe indirgenmiş, içselleştirilmiş düşünceden. Hani yaratılışın haline getirdiğin bir düşünce gibi. O bu mevzulara da geleceğim birazdan. Böyle bir sistematik. Şimdi <laughs> burada bir de bir parantez açmak istiyorum. Bir önceki videoda anarşizm, manarşizm falan biraz böyle otoriteler, işte nasıl diyeyim çevre, ailemiz, devlet, bilmem kim düşüncelerimizi özgürce ifade etme. Buna benzer konulardan bahsetmiştim. Anarşizm, anarşizm falan. <laughs> Millet abonelikten çıkmalar, bilmem neler. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Düşünce özgürlüğü neden önemli işte? Bu yüzden önemli. Çünkü başkasının rüyasında figüran olmaya başlıyorsun. Yani Hani nasıl diyeyim ben düşüncenimin arkasında duramıyorum dediğin zaman anana, babana, işte karına, kocana, devlete, ona, buna neyse ne olmuş oluyor? Koyun olmuş oluyorsun. <laughs> önemli yani olay ve doğru sözlü olmak çok önemli. Şimdi <laughs> e, çünkü yalancı da ne olmuş oluyor? Bu idealer evreni yani uykuya yattığı zaman huzursuz olmuş oluyor yalancı da. Yani o bir aslında burada şey gibi olsa da neyse. <laughs> Şimdi arkadaşlar. E, kabaca bu birinci katman, üçüncü katman ve ikinci katman düşüncelerimi söyledim. E, gelelim buradan sonrasına. Düşüncenin değişimi. Biraz burada dini bir muhabbetler gibi olacak. Düşüncenin ben tak diye değişip e, sistematik bir şekilde yenilenmesiyle bu... Burada artık e, dini bir muhabbete girdiği için herhangi bir şey söyleyemem bu konuyla ilgili ama e, dinleyin. Hani bir fikir olarak dinleyin. Şimdi ben mesela dedim ki ben bugünden sonra yalan söylemeyeceğim dediğim anda bak tık, düşünceyi değiştirdim. Değişen düşüncem rüyalarımı değiştirdi. Sonra hayatım değişti ve artık bir süre sonra hayatımda doğru sözlü bir insan başladım. Ben bundan sonra içme sirayet etti o. Dedim ki ben bundan sonra paylaşımcı olacağım. Yardımsever bir insan olacağım. Diğerlerine maddi manevi paylaşımlarda bulunacağım. Bunu içime sirayet ettirdim. Rüyalarım değişti. Üçüncü boyut değişti. Bu dünya değişmeye başladı ve sonra yardımsever bir insan olmaya başladım. Önemli olan düşünceyi aslında kalp gibi de. Kalp gibi diyelim. Ya da düşünce artı kalp gibi bir şeyler. Şimdi, düşüncenin değişimi bu kadar önemli aslında. Peki, düşünceleri değiştirmek kolay mı? Değil. Kültürümüz, aile yapımız, geçmişimizdeki sıkıntılar bir sürü şey var değil mi? Kolay olsa bütün psikiyatristler, psikologlar bilmem neler cart diye değiştirirler. Ama değiştiremiyorlar. İşte burada dini muhabbet, tesbih diye bir muhabbet var arkadaşlar. Değil mi? E, tesbih denilen şey ya da mesela namaz. Burada şey mevzusuna gireceğim. Bir fikri NLP gibi bir muhabbet var ya Neuro Linguistic Programming diye. Bir şeyi sürekli tekrarlamak. Belirli periyotlarla. Ve onu çünkü bazen çocukluğumuzda bir şey oluyor. Travma oluyor. Bilmem nerede bir şey oluyor. Böyle değişik değişik bir sürü yerden etkileniyoruz. Ya da aynı şeyin içinde kalıyoruz. Ne bileyim bir şey otoriter figürünün ya da hayatlarımıza burnunu sokan insanlar bir şeyler işte bir bir şey oluyor. Anarşist olmak yerine <laughs> bir düşünceyi NLP muhabbetinde burada ben işte şeye bu e, tesbih ya da e, uzak doğudaki bu hani mantralar falan vardır ya bir şeyi söylemek ya da belki namaz kılmak gibi. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Çünkü sen şunu söylüyorsun mesela örnek veriyorum. Mesela bir şey okudun diyelim. Dedin ki namaz kılıyorsun. Ben Allah'ım senden başkasından korkmayayım diyorsun. Ya da kork kuyla ilgili bir ayet söyledin. Ya da mesela diyelim ki şükretmek. Sabahleyin ve akşamleyin tavsiye edilen bir şey var ya. Hani şükretme. Mesela elhamdülillah diyorsun. Tabi bu arada parantez açıyorum. Camilerdeki gibi tesbihden bahsetmiyorum. Hani böyle... <laughs> Onlar biraz daha böyle işin bağlamından kopmuş bir halde. Neyse, espri yapmamaya çalışıyorum. Pardon. Şimdi, hani elhamdülillah dediğini düşünelim ya da bunu işte Allah'ım sana çok şükür edin. Hangi neyi anlıyorsan dil olarak ya da neyse onu sürekli söylemen belli bir frekansta ne olmuş oluyor? Aslında o şey bilincini oturtmuş oluyor ve farkındalığı ve o katı düşünce, daha öncesinde negatif olan düşünceyi aslında sürekli zihinde orayı işaretleye 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 aslında düşünce böyle yavaş yavaş değişmiş oluyor gibi. Ve ne olmuş oluyor? Diğer etkilerden arınmış oluyorsun. Ama bu dediğim gibi sizin kafanıza yatıyorsa şu anlamda ben bunu herhangi birinin dini falan o mevzularda söylemiyorum. Hani bana mantıklı geldiği açıdan söylüyorum. Hatta ve hatta daha da ileri götüreyim. Peygamberin benim okuduğum e, hadisleri, peygamberin sözlerinden okuduğumdan anladığım şu. Sürekli farkındalığını arttırmak üzerine sözler söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyor ki kolunu yıkarken e, geçen de şurada bir tane şadırvanın orada gördüm. İnsanlar şey yazıyor böyle. Abdest alırken okunacak dua. Öyle bir şey yok. 50 tane şey var aslında. Biraz böyle nasıl diyeyim? Hadis kitaplarını karıştığın zaman şu var. Bir, bir sefer mesela diyor ki, ya suya şükrediyor. Bir sefer kolunun sağlığına şükrediyor. Mesela abdest alırken. Ama hep şunu söylüyor. Yaşadığı çevrede bir şey yerken onu hep dile getiriyor ve söylüyor. Ve bu farkındalığını arttırıyor. Yani düşünceyi sürekli besliyor. Ve bunu sabahleyin mantra gibi, e, tesbih gibi, akşamleyin de sürekli. Yani burayı sürekli ışık olayını sürekli canlandırıyor ve aydınlatmaya çalışıyor gibi bir mantıktan bahsediyorum. E, arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Kabaca rüyalar, düşünce, düşüncenin değiştirilebilmesi ya da değiştirilebilmesi dediğim <laughs> bu mantıklı geliyorsa kişiye <laughs> onu tekrar eden bir biçimde tekrarlamının kişiye sirayet etmesi gibi ee, ve dediğim gibi düşünce idealer evreni üç boyut bu üçü rüyalar vesaire bu konularla ilgili benim bildiklerim düşüncelerim bunlar bunu ee, sizlerle paylaşmak istedim. Hem de ben de üzerine konuşunca tekrar bir daha izleyip hem eksik yanlarımı görüyorum hem de bazen yeni fikirler ediniyorum. Öyle bir video. Ee, dediğim gibi biraz fantastik, kurgusal ee, hani ne anlıyorsanız ya da bir, ne fikir verdiğini bilmiyorum öyle söyleyeyim. Bu tarz bir muhabbet. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler.